Konunun uzmanı değilim ama bu konuda araştırma yaptığım için sizlerle paylaşacağım. Çünkü yanlış bilinen şeyler var. Bununla ilgili mayaların uzun sayım döngüsünden de daha uzun döngülerinden bahsedeceğim. Şimdi bir kere en yanlış bilinen şey şu. Maya takvimi bitiyor deniliyor. Mayaların 20 tane takvimi var. Çeşitli amaçlar için kullanmışlar. İlahi amaçlar için, tarım için, günlük hayatı düzenlemek için, işte liderlerin tahta çıkış vesaire dönemleri için, günlük hayatın içerisindeki her şeye kadar düzenledikleri çeşitli takvimleri var. Ben ayrıca şunu düşünüyorum. Biz bir tek Gregorian takvimi kullanıyoruz. Mayalarsa bir sürü takvim kullanmışlar. Yani sanki daha farklı bakış açıları da yakalamışlar. Çünkü mesela Venüs takvimi var, Mars takvimi var. Yani Mars'ta dünyanın ilişkisi, Venüs'te dünyanın ilişkisi, bütün bu döngüler kendi içinde çok çok önemli. Çünkü Dünya olarak diğer gezegenlerden bağımsız değiliz. Astroloji de bunu anlatıyor. Ve bu yüzden böyle hep e, çeşitli gezegenlerin döngülerini hesaplamalarını çok önemli buluyorum. Ayrıca bazı takım yıldızların da döngülerini hesaplamış gözüküyorlar. Yanlış bilinen bir şey daha. Maya takviminin sonu derken sanki mayaların takvimi burada bitiyormuş gibi. Mayaların uzun sayım takviminin yani onlara göre 5200 yıla denk gelen bizim 5125.6'ydı yanlış hatırlamıyorsam küsuratını yıl olarak hesapladığımız bir döngünün sonu ama yine 5125 yıllık bizim zamanımızda yeni bir döngünün başlangıcı. Bu yüzden Maya takvimi sona ermiyor. Maya takviminin uzun sayım e, takviminin daha doğrusu 13 baktun olarak tanımlanan 13 birimlik diyelim. Her biri 394 yıldan oluşan 13 tane e, birimin tümünün tamamlanışı söz konusu. Fakat Mayaların daha büyük döngüleri de var. Periyotlardan 18 tanesi. 360 günü oluşturuyor ki buna tun deniyor. Bu 360 günü oluşturan periyotlardan 20 tanesi katun yani 20 çarpı 360 7200 gün yapıyor. Bunların da 20 tanesi yani 20'li sistemle gidiyor farkındaysanız. Ee, bizim onluk sistemimiz var batıda kullandığımız el parmaklarımızı sayıyoruz. Mayaların kullandığı el ve ayak parmaklarımızın toplamı gibi 20. Gayet e, güzel bir yaklaşım. Ve baktun olarak tanımladığımız 144 bin güne denk gelen döngü 20 çarpı e, 7200 günden oluşuyor. Yani 20 katundan oluşuyor. Şimdi biz bunların 13 tanesinin tamamlandığı 21 Aralık 2012 tarihine vardığımızda milattan önce 11 Ağustos 3114'ten itibaren 1 milyon 872 bin gün geçmiş olacak. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz 13 baktınlık sürecin tamamlanacağı bu zamanımız aslında 20 baktunluk daha büyük bir döngünün içerisinde. Dolayısıyla en son alacağım soruları. Dolayısıyla daha bu bir piktun olarak tanımlanan içinde bulunduğumuz bu döngünün tamamlanmasına 7 tane baktun var. Bunun tamamlanması 13 14772. Yani 13 Ekim 4772. Ee, bu e, Palanke'deki Meksika'daki yazıtlar tapınağında yer almakta olan e, bir bilgi. Bildiğim kadarıyla başka yazıtlarda da yer alıyor. Dolayısıyla ondan daha büyük döngülere bakın alta doğru gidiyor. Kalaptun, Kinikiltun, Alautun şeklinde gidiyor ve en alta bakarsanız 23 milyar 40 milyon günden bahsediyoruz. Çok büyük bir döngü. Yani burada döngülerin iç içe bir salman şeklinde sürekli döndüğünü, aslında 360 derecelik bir zodyak dairesini düşünün. Ee, tamam biz bir takım zamanlar e, koyarız başlangıç noktaları ama her son bir başlangıcı ifade eder. Dolayısıyla aslında burada bir sonsuzluk söz konusudur. Bu sonsuzluğun içerisinde belli bazı önemli ne diyelim köşe taşları vardır. Tamam ama devam eder Döngü. Bu yüzden bizim içinde bulunduğumuz bu 13 baktınlık sürecin tamamlanacağı 21-12-2012 tarihi aslında daha büyük döngülerin içerisinden bir zamanı bize ifade ediyor. Bir günde Çağ değiştirmeyeceğiz. Bir günde altın çağı zaten altın çağı dediğim gibi astrolojik bir kavram değil. Altın çağı da geçmiyoruz. 21 Aralık 2012'de bir anda kova çağına da geçmiyoruz. Yani 22 Aralık'ta kalktığımız zaman bir anda çok bilinçli varlıklar hepimiz aynı düzeyde olmayacağız. Bazılarımız o uyanmayı yaşayabilir. Zaten yaşıyor. Yani geçmişte de yaşamıştı. Ama bu döngünün içerisinde bunu yaşayacak insan sayısı çok daha fazla olacak. Kast edilen bu. Fakat bizim yanlış düşündüğümüz şey her şeyi bir güne atfetmek ve bir, tane bir anda herkesin büyük bir sıçrama yapması ve aynı seviyede yapması ki yanlış bakış bu. Bu yüzden kova çağına geçiş olarak ifade ettiğimiz döngünün içerisindeyiz ama bazı astrologlara göre, batılılara göre özellikle bu 21 Aralık 2020 yılında olacak. Çünkü Jüpiter Satürn 0 derece kova burcunda kavuşacaklar. Bazı takım yıldızın büyüklüğünü esas alan astrologlara göre 2800, bazılarına göre 2600 yani çok uzun bir zaman dilimi. Ama biz kova çağının özelliklerini hissetmeye başladık. Bu arada Jüpiter-Satürn kavuşumunu Batı Astrolojisi haritası olarak gösteriyorum şu anda. 21 Aralık 2020 tarihinde Jüpiter ve Satürn şurada 0 derece 29 dakika kova burcunda aynı boylamda 21 Aralık 2020 tarihinde tam kavuşumda olacaklar. Kavuşumun bir açı toleransı var. Bu öncesinden bu etki başlayacak. Ama o tarih tam kavuşum. İşte batılı astrologlar böyle önemli kavuşumların derece dakikalarını esas alırlar ve bu döngüde neler olacağını bu haritalar üzerinden değerlendirirler. Tesadüfi olarak, tırnak içinde tesadüfi olarak bu tarihte 21 Aralık'a denk geliyor. Ama az evvel bahsettiğim gibi ben burada şöyle bir iddiada bulunmuyorum asla. İşte Maya takvimi 21 Aralık 2012'de değil de 21 Aralık 2020'de işte periyot değiştiriyor, şu bu falan demiyorum. Ee, Batı Asturiyesi'nin bakışıyla bu tarihi veriyorum. Eski Türkler'de 21 Aralık'tan 22 Aralık'a geçiş kutlanırdı. Bu yüzden biz de kutluyoruz zaten dedim bahsettim ya kutluyoruz biz bu günü. Çünkü en kısa gün yaşanıyor 21 Aralık'ta ve 22 Aralık'tan itibaren günler uzamaya başlıyor. Yani karanlıkla aydınlığın savaşı mücadelesi geceyle gündüzün mücadelesi ve gündüzün galip gelmesi ve aydınlığın galip gelmesi. Bu yüzden sıkça sorulan sorulardan bir tanesi bu bize. Daha karanlık bir zamana mı giriyoruz? Hayır, daha aydınlık bir zamana giriyoruz. Çünkü metaforik anlamda da kış gün dönümü dediğimiz zaman en kısa günden en uzun güne geçişin artık giderek günlerin uzamasının aydınlığın giderek artması. Dolayısıyla karanlığı artık giderek tüketmesi anlamına geldiğini görüyoruz. Evet, şimdiye kadar gördüğümüz şeyler içerisinde yanlış bilinenlere baktığımızda kış gündönümü güneşi galaktik düzlem ile son birkaç yıldır hizalanıyor zaten. 1998'de en yakın hizalanma gerçekleşti, bunu bazı astronomlar da bildirdiler. Galaktik merkez ile dizilim olmayacak. Bugün de kış gündönümü güneşi'nin galaktik merkeze en yakın olacağı tarih 2.219. Ama o tarihte mayaların doğum kanalı olarak ifade ettiği karanlık oyukla bir izalanlı olmayacak. Bu yüzden mayaların bahsettiği bu tarih galaksinin merkezi değil. Evet, kış gün dizilim kış gün dönümü güneşiyle karanlık yarık ya da oyuk arasında olacak ve mitolojilerine bakarak mayaların galaktik düzlemden çok karanlık yarığı ya da karanlık oyuk denilen bu alanı önemsediği anlaşılmakta ve karanlık oyuk Maya evren biliminde ruhsal yeniden doğuş mitolojileriyle de ilişkilendirilen gece göğü bölümü. Şimdi gelelim astrolojik olarak bu işe bakmaya. Yani Batı astrolojisi gözünden. Madem biz Mayalarla bu işi bağdaştırıyoruz. Onların dediğini de hep yanlış anlıyoruz. Hani felaket tellerlerinin son kurbanı Mayalar. Ee, bu duruma da çok üzüldüklerini anlıyoruz Maya Şamanlarının vermiş olduğu bilgilerden. Çünkü insanlığa aslında bunun muhteşem bir yeniden doğuş, muhteşem bir çağa giriş olduğunu ifade etmek isterken batılı zihinler bunun felaketler silsilesinin başlangıcı olduğunu anlıyorlar. O gün gökyüzünde ne var astrolojik olarak? Madem Mayalara atfediliyor o zaman Çiçen göre çıkart bu haritayı. Meksika. Güneşin sıfır derece Oğlak Burcu'na giriş anı. Çünkü Batı Astrolojisinde Güneşin Oğlak Burcu'nun ilk derecesine girişi kış Soltisi'nin başlangıcını ifade eder. Bunu GMT olarak alırsak yani Greenwich'e göre bakarsak öğlen 11-11 tam. Fakat ben buradan bakmak istedim. Çiçen İtsa'dan. Çünkü gene çok önemli şeyler var burada. Güneşin sıfır derece Oğlak Burcu'na girdiği ana yönelik astroloji haritasında henüz ufuk çizgisi şu. Ufuk çizgisine varamamış olduğunu görüyoruz. Yani henüz karanlık. Bu esnada ufuk çizgisinin üzerine çıkmış olan Venüs var. Merkür henüz çıkmamış durumda. Yani Venüs doğmuş durumda. Maya astrolojisinde ve mitolojisinde Venüs'ün çok çok önemi var. Aslında bu tarihte içinde bulunduğumuz bu zamanlarda da Venüs güneşten önce doğuyor yani sabah yıldızı konumunda. Güneşin Venüs'le ilişkisi çok önemsenmiş ve Venüs bazı zamanlarda bir yıl içerisinde o 584 günlük döngüsü içerisinde diyeyim daha doğrusu bazı zamanlarda güneşten önce bazı zamanlarda güneşten sonra doğuyor. Daha doğrusu bazı zamanlarda güneşten sonra batıp akşam yıldızı olarak gözüküyor. Bazı zamanlarda güneşten evvel doğup sabah yıldızı olarak görülüyor. Bu yüzden Güneş, Venüs Güneş'ten evvel doğuyor ve Güneş'in doğuşuna şahitlik ediyor. <laughs>